Birinci Dünya Savaşı'nda yeni yeni muharebe alanlarında görünmeye başlanan tank teknolojileri, İkinci Dünya Savaşı'nda ise savaş mühendisliğinin gitgide gelişmesiyle muharebe alanlarının vazgeçilmezi olmuştu. Askeri teknolojileri incelediğimizde her zaman karşılaştığımız bir durum vardır. Bir teknoloji gelişiyorsa o teknolojiyi durduracak karşı bir teknoloji de geliştirilir. İşte 2. Dünya Savaşı'nda tankları durdurmak için anti-tank topları, anti-tank silahları, tank avcısı zırhlılar ve daha birçok teknolojiler geliştirilmeye başlanmıştı. Ama tanklar karşısında en etkili olan sistemlerden biri zırhlı tank avcılarıydı. İşte bu videomuzda birçok kez istek alan Almanların ürettiği, çokça duyulan ismiyle Hetzer olarak bilinen Jagdpanzer 38T'yi incelemeye başlayalım. Tank avcısı zırhlı araçlar 2. Dünya Savaşı'nda gelişmeye başlayan bir teknolojiydi. Aslında bu teknoloji geliştirilirken öncelikli amaç tankları etkisiz hale getirecek bir sistem olması değildi. Almanların geliştirdiği Blitzkrieg sisteminde hız ve bütünlük çok önemli olduğu için ünlü Alman general Erich von Manstein yeni bir fikir geliştirmişti. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde yasak olmasına rağmen tank üretimini nasıl geliştirdiğini anlattığımız videomuzda da vurguladığımız üzere Manstein sahra toplarına hız kazandıracak bir teknoloji üstünde durmaktaydı. Bunun üzerine kundağı motorlu toplar doğmuştu. Yani tanklara benzeyen ama döner bir tareti olmayan zırhlı araçlar. Bu amaçla üretilen Stuka'ların tanklar üzerinde etkisini gören Almanlar bu teknolojiyi artık tank avcısı olarak kullanmaya başladılar. Bu teknolojinin etkisini gözlemleyen diğer ülkeler de benzer üretimler yaparak bu sistemi ilerleyen dönemde kullanmaya başlamışlardı. Hetzer etkin olarak 1944 yılında kullanılmaya başlansa da üretim hikayesi 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Çekoslovakya'nın Sudet bölgesinin Almanya'ya verilmesiyle başlamaktadır. Almanlar Avusturya'yı ihraç ettikten sonra gözlerini Çekoslovakya'nın ağır sanayideki önemli bölgelerinden olan Sudet'e çevirmişlerdi. Sudet krizi olarak bilinen olay sonunda Almanlar müttefiklerle Münih Anlaşması'nı imzalamış ve Çekoslovakya bölünerek Sudet bölgesi Almanların eline geçmişti. Sudet bölgesindeki en önemli tesislerden biri ise dilimize Skoda olarak yerleşmiş olan Skoda fabrikasıydı. Skoda fabrikası özellikle ağır araç sınıfında önemli tecrübeler edinmiş bir ekibe sahipti ve Almanya'da üretilen panzerlerin dışında bir tank modeli olan Panzer 38T burada üretiliyordu. O dönem hem üstün bir teknoloji olan hem de ucuz maliyeti olan tankı Almanlar savaş sonuna kadar kullanmışlardı. Özellikle ilerleyen dönemde bu tankın şasesi üzerine birçok farklı teknoloji adapte edilmişti. Ek bilgi olması için birkaç teknolojiyi saymak gerekirse Marder tank avcısı, Grill 150 mm'lik piyade topu, Flak Panzer uçak savar topu ve son olarak bu videomuzda detaylandıracağımız Hetzer, Skoda fabrikasından çıkan önemli teknolojilerdi. Hetzer, alışkın olduğumuz göze hitap eden Alman tasarımlarının aksine alışık olunmayan bir tasarıma sahipti. Aslında Hetzer'in merak uyandırmasının nedenlerinden biri de bu tasarımıdır. Peki, Almanların elinde Schutte, Panzerjäger, Marder, Jagdpanther, Jagdtiger gibi yine mühendisliğiyle öne çıkmış teknolojiler varken Hetzer'e neden ihtiyaç duyuldu? 1943 yılının başında Stalingrad Muharebesi'nin kaybedilmesiyle Almanlar Doğu Cephesi'ne takviye yapabilmek için daha ucuz ama işlevi yüksek teknolojilere ihtiyaç duymaya başlamıştı. Zırhlı tank avcılarında üretimi yapılan Jagdpanther ve Jagdtiger gibi teknolojiler yüksek ham madde gerekliliği ve uzun üretim aşamaları yüzünden Almanya'yı sıkıntıya sokmaktaydı. Hetzer'in tasarımına baktığımızda o dönemki Alman zırhlılarında pek görmeye alışkın olmadığımız eğimli zırh yapısı hemen dikkat çekmektedir. Küçük boyutu ve kendine özgü tasarımı ile Hetzer arazi şartlarında daha kolay kamufle edilen bir araçtı ve üretimi daha ucuz bir teknolojiydi. Schutte'lar ve Hetzer'leri harmanladığınızda müthiş bir tank savunma sistemi ortaya çıkıyordu. Ama birçok videoda da bahsettiğimiz üzere Schutte'ların potansiyeli Alman üst yönetimi tarafından bir türlü keşfedilmişti.
keşfedilememişti. Şutukların yanına üretilen Marder tank avcılarının da potansiyeli büyüktü. Ama Schutuklar ile seri üretimleri yerine Alman üst yönetimi Jagdpanther ve Jagdtiger gibi yüksek ham madde gerektiren teknolojilere önem vermişlerdi. Fakat bu teknolojiler sınırlı sayıda üretilebildiğinden muharebe alanlarında yetersiz kalmaktaydılar. 1943 yılının ortalarında ordu genel müfettişliği yapan Almanların başka bir ünlü generali Heinz Guderian önderliğindeki Alman komutanlar hafif, üretimi hızlı olacak ve kapalı bir savunma sistemi olacak tank avcısı teknolojisini talep ettiler. Özellikle Guderian ağır tonajlı tanklara öncelik vermek yerine daha işlevsel, üretimi hızlı teknolojilerden yanaydı. O dönemde özellikle Škoda fabrikalarından çıkan hafif araç teknolojileri orduda büyük beğeni toplayan araçlar olarak göze çarpmaktaydı. Škoda'da üretilen Panzer 38 tankları ve bu tankın şasisi üzerine geliştirilen teknolojiler Alman üst yönetimini memnun eden işlevsel silahlar olmuştu. Talep edilen yeni teknoloji için de Škoda mühendislerine güvenildi ve sipariş verildi. Panzer 38'in üzerinde değişiklik yaparak farklı ihtiyaçlara cevap veren mühendisler de bu konuda iyice tecrübe sahibi olmuşlardı. İşte birçok videomuzda Alman üst yönetimini eleştirdiğimiz yeni mühendislikler, yeni sistemler yerine oturmuş bir sistem üzerine istenen özellikler eklenerek Hetzer hızlı bir şekilde üretilecekti. Hetzer'in şasesi zaten hazırdı ve ufak geliştirmeler ile seri üretime geçilecekti. Ama zırhı ve silahları ne olacaktı? Zırhı konusunda birçok videoda özgün bir tasarım olduğu belirtilse de Romanya'nın 1942 yılında tasarımını yaptığı Marshall M5 tank avcısının tasarımından yararlanıldığını söylemek de yanlış olmaz. Fakat o dönemki Škoda yetkilileri bunu kabul etmemişlerdir. Burada ne fark eder, ikisi de Almanlara üretim yapıyordu diyen arkadaşlar olabilir. Ama firmalar için çok önemli bir durumdur. Çünkü tek başına lisans sahibi olmazsan üretimde kopyaladığın firmaya da kazancından pay vermek zorunda kalmaktaydın. Zırh tasarımında Almanların uyguladığı düz ama kalın zırh sistemi terk edilerek Sovyetlerin T-34 tanklarında kullandıkları eğimli zırh sistemi kullanıldı. Bu sistem sayesinde 60 derecelik bir eğim ile 60 mm'lik ön zırh 120 mm'lik zırha eşit koruma sağlamaktaydı ve birçok müttefik tanklarının mermilerinden iyi şekilde korunuyordu. Yanlarda ise 40 derecelik eğim ile 20 mm'lik zırh kullanıldı ve üstündeki zırh kalınlığı ise 8 mm kalınlığındaydı. Hetzer 75 mm'lik PAK-39L anti-tank topu ile silahlandırılmıştı ve 41 mermi kapasitesine sahipti. Bu silah aracın sağına monte edilerek iç bölgede daha geniş bir yer elde edilmişti. Silah ateşlendiğinde 500 metreden 135 mm'lik zırhları, 1000 metreden ateşlendiğinde ise 97 mm'lik zırhları delebilmekteydi. Hetzer'in bu verilerine baktığınızda müttefik tanklarının neredeyse hepsinde etkili olabilen bir tank avcısıydı. Ayrıca küçük ve seri bir araç olduğundan gizlenmesi de kolay olmaktaydı. Aracın tek silahı sadece topu değildi tabii ki. Özellikle piyade saldırılarından korunmak için üç sol bölgesine monte edilmiş MG-34 makineli tüfek de bulunmaktaydı. Bu makineli tüfek hem aracın dışından hem de aracın içinden periskop yardımıyla ateşlenebiliyordu. Bu araç personeli için tam bir koruma gibi görünse de bir eksiği mevcuttu. Makineli tüfeğin durum denilen besleme haznesinde mermi kalmayınca durumu değiştirmek için bir personel aracın dışına çıkıp besleme haznesini değiştirmek zorunda kalıyordu. Hetzer'in mürettebatı ise komutan, yükleyici, sürücü, topçu olarak 4 kişiden oluşmaktaydı. Komutan üst yapının sağında topun arkasında görev yapardı ve tavandaki vizör dürbün ile dışarıyı gözlemleyebiliyordu. Topçu, yükleyici ve sürücü ise aracın solunda görev yapardı. Hetzer'in toplam ağırlığı 16 ton civarındaydı ve 7.8 litrelik 6 silindirli benzinli motoru 160 beygir güç sağlardı. Hetzer saatte 42 kilometrelik maksimum hıza sahipti ve 4.7 metre uzunluğundaydı. Yani Schutuklardan 2 metre daha kısaydı. 2.63 metre genişliğinde ve 2.17 metre yüksekliğindeydi. Bu özellikleriyle düşük fiyatlı ama işlevsel olarak önemli bir tank avcısıydı. Küçük olmasından dolayı vurulması zor bir hedefti ve pusular için kolayca kamufle edilebiliyordu. Özellikle Hetzer personeli ön zırhına çok güvendiklerinden korkusuzca kafa kafaya saldırılar yapabilmekteydi. Ayrıca sabit toplu Schutukların aksine
topu 16 derecelik bir hareket yapabiliyordu. İkinci Dünya Savaşı boyunca 2827 adet Hetzer üretilmişti. Hetzer ilk olarak 1944 yılının Temmuz ayında Doğu Cephesi'nde göreve başlamıştı. Alman muharebe kayıtlarına göre verilen Hetzer kayıpları ile Hetzer'in etkisiz hale getirdiği zırhlı araçlar karşılaştırıldığında ona bir gibi bir oran dikkat çekmektedir. Bu da bize savaşta gösterişten çok işlevselliğin daha önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Özellikle Doğu Cephesi'nde IS-2 ağır tankları karşısında bile 800 metreden etkili olması Hetzer'in ne kadar yararlı bir teknoloji olduğunu ispatlamıştı. Hatta orijinal bir muharebe raporunda aralarında 2 adet IS-2 tankının olduğu toplam 57 tankın imha edildiği, Hetzer birliğinin ise hiç kayıp vermediği açıkça görülmektedir. 1944 yılının sonlarına doğru Hetzer Batı cephesinde de görev almaya başlamıştı. Özellikle Batı cephesinin düz bozkır alanları olan Doğu cephesinin aksine ağaçlık bölgelerden oluşması Hetzer'in rahat kamufle olması için mükemmel koruma sağlamaktaydı ve Batı cephesinde daha etkili olmuştu. Şimdi biraz da dezavantajlarından bahsedelim. En büyük handikaplarından biri tahmin edebileceğiniz üzere döner bir taretinin olmamasıydı. Ama bu açığı da becerikli sürücüler ile kapatabiliyordu. İkinci ve en önemli dezavantajı ise personel aracın içindeyken görüşlerinin çok sınırlı olmasıydı. Özellikle kapaklar tamamen kapatıldığında araç komutanının görüşü neredeyse sıfıra iniyordu. Diğer bir zayıf özelliği ise yan zırhıydı. Özellikle müttefiklerin elindeki Piat ve Bazuka gibi yüksek patlayıcılı mermiler atan roket atarlar yan taraftan Hetzer'e önemli zararlar verebilmekteydi. Hetzer'in başarısından dolayı varyantları da üretilmişti. Özellikle alev makinesi olarak kullanılan modelini Adolf Hitler bizzat emir vererek üretimini istemişti. Diğer bir önemli varyantı ise dizel ile çalışan versiyonuydu. Hetzer'in kıymeti Almanlar tarafından çok iyi anlaşılmıştı ama savaşın son döneminde üretimi yapılan teknolojinin tek başına gidişatı değiştirmesinin tabii ki imkanı yoktu. Özellikle Tiger 1 ve King Tiger gibi mekanik arıza nedeniyle terk edilip düşman eline geçen pahalı bir teknoloji değil, aksine mekanik olarak çok güvenilen bir araç olmuştu. Günümüzde ilk bakışta diğer Alman tasarımlarının yanında çok da albenisi olmayan bir tasarım olarak görünse de Almanların üretimi için karar verdiği en doğru teknolojilerden biri de Hetzer'di. Bu videomuzda birçok kez istek alan Hetzer tank avcısını incelemeye çalıştık. Bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere, hoşça kalın.